Şimdi hocam hasta hikayesini dinlediniz. Aileler çocuğumla ilgili şikayeti budur doktor bey dedi. Sonrasında tetkik tedavi anlamında neler ilerliyor? Ultrasonografinin Evet. önemini biraz bahsetmek Evet. isteriz Şimdi izleyicilerimize. apandisit tanısının altın standardı deminden de az önce vurguladığım gibi fizik muayene. Evet. Birkaç defa tekrarlama, çocuğu gözlemleme. Bunlar önemli çocuk apandisit Evet. tanılarında. Arkasından tabii ki ultrason, karın filmi, laboratuvar testleri geliyor. Burada ultrasona dikkat çekmek isterim. Ultrason hemen hemen tüm apandisit tanılarımızda yaptığımız bir görüntüleme yöntemi. Biz hekimlerin, çocuk cerrahisi dışındaki çocukla uğraşan hekimlerin, acil hekimlerinin, aile hekimlerinin ve anne babaların burada düşebileceği bir tehlike var. O da şudur. Ultrasonda ne denirse apandisit yoktur deriz. Evet. Bu önemli. Apendiksi eğer tecrübeli bir radyolog normal halini görebiliyorsa, ben apendiksi gördüm, normaldi, herhangi bir iltihaplanma belirtisi yoktu, duvar kalınlığı artmamıştı diyebiliyorsa ve çap verebiliyorsa, 3-4 milimdi gibi, burada bu apandisit açısından bu ultrason temizdir diyebiliriz. Bunun haricinde eğer ultrasonda apandisit lehine bir bulgu söylüyorsa, işte çapı 8 milim, bastırmakla ezilemeyen, kompresi edilemeyen, duvar kalınlığı artmış bir yapı var diyorsa ultrasonda, bu da apandisit lehinedir. Burada da Evet. sıkıntı yok ama ara bulgular var. Burada çocuk hekimleri özellikle dikkatli olmalılar, aile hekimleri dikkatli olmalılar. Ara bulgularda şu, apandisit lehine sonografik bulgu saptanmadı deniliyor ama apendiksin çapıyla, görünümüyle alakalı bir söz söylenmiyor. Şimdi burada artık sorumluluk zaten klinisyende, tamamen klinisyende sorumluluk. Çünkü sağ tarafı hassas bir çocuk varsa ve gerçekten bulguları varsa bu ultrason çok anlam teşkil etmiyor yoktur demek için. Veya yoğun gaz nedeniyle değerlendiremedik ama apandisit düşünmedik deniyor. Burada da bir sıkıntı olabilir. Klinisyen dikkat etmeli. Veya apendiksi göremedik ama apandisit düşünmedik diyor radyoloji. Yine klinisyende. Yani burada sağ tarafı hassas bir çocuğu bu ultrason bulgularına bakarak eve göndermek veya bir şeyin yoktur demek çok sıkıntı doğurabiliyor. Benim burada önerim şu, sağ tarafı hassas bir çocuk varsa özellikle apandisit düşünüyorsak işin başından itibaren çocuk cerrahisinin uzmanını devreye sokmak lazım. Hastanemizde varsa veya yakında varsa veya bir çocuk cerrahına görünün veya bunu yapamıyorsak şüphemiz azsa, düşünmüyorsak ama yine de aklımızın bir köşesinde acaba mı diyorsak sık kontrol, hastayı sık çağırma. Şöyle duyuyoruz biz ailelerden, patlamış apandisiti olan ailelerden. Hocam biz ultrason yaptırmıştık. Ultrasonda da bir Bir şey şey çıkmadı. denmemişti. Biz de eve gittik. Zaten ağrı kesici bir antibiyotik de verilmişti deniyor. Veya bazı hekim arkadaşlarımızdan da bunu duyuyoruz. Ultrasonumuz temizdi deniyor. Temiz kriterleri dediğim gibi, az önce anlattığım gibi normal apendiksin görülmesidir. Tecrübeli bir radyoloğun elidir bu da. Her zaman görülemeyebilir. O resimde gösterdiğim gibi yerleşiminden dolayı, bakın bu önemli. Aileler derler ki neden tanı konulamıyor? İşte o fotoğraf, o resimi unutmamak lazım. Çok farklı yerleşebiliyor bu organ. Sinsi seyredebiliyor. Görmek çok zor. Yani bazı zaman çok sıkıntı. Sadece muayene üzerinden gitmek gerekiyor. Tahliller üzerinden gitmek gerekiyor. Karnı ağrıyorsa, o kısmı hassassa ve gittikçe bulgular ilerliyorsa şüphemizi üzerinden kaldırmamamız gerekiyor. Hastaneye gelsin bu hastamız. Gerekirse yatıralım, gözleyelim. Çünkü patlamanın verdiği sıkıntılar çok Daha daha büyük keyifsiz. sorunlara yol açıyor ve önümüzdeki 60-70 sene hayatı olan bir çocukta çok basit bir şekilde atlatabilecek bir problem çok sıkıntılı dönemlere geliyor. Yatış süreleri uzuyor, ameliyatlar tekrar gerekebiliyor, bağırsak yapışmaları olabiliyor. Bu Bir konuya sürü dikkat et. sıkıntılı Bu bir konuya dönem, dikkat. evet. Çocuklarda bu konuya dikkat edelim. Burada ailelerin en önemli Aileler gözlemci. burada, aileler gözlemle işi çözebilirler. Dediğim gibi bu bulgulara dikkat etsinler. Gittikçe sıkıntıya giren çocukta, deminki bulguları gösteren çocukta doktora getirmekten tekrar tekrar usanmasınlar. Getirsinler.
tanı konulamıyor dedi, üzülmesinler. Mutlaka bir şekilde sıkıntıya girmeden bu sıkıntılı durum atlatılacaktır, ameliyat olacaktır gerekirse. Bu önemli.